Elimod'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda teknik bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Elimden geldiğince ve bilgim yettiğince. Bu videomuzda video başlığından anlayacağınız üzere Nitro yakıtlı drift arabası olur mu olmaz mı onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tek kelimelik bir cevap olarak şunu söyleyebilirim. Nitro yakıtlı bir drift arabası olmaz arkadaşlar. Hemen konunun detayına ineyim. Elektrikli bir drift arabası olabilir arkadaşlar. Benzinli de olur. Yani kurşunsuz benzinli drift arabası olabilir. Ancak nitrolu araba olmaz. Yani drift arabası olmaz. Çünkü nitro motorlarının soğutma sistemi farklıdır. Benzinlerin daha farklıdır. 1 bölü 5 benzinlerden bahsediyorum. Burada görmüş olduğunuz aracımız Kuyosu Fazer 1 bölü 10 nitrolu touring aracı. Touring dediğimizde asfalt üzerinde yapabileceğiniz yani veya pistte yapabileceğiniz yarış veya turlama amacıyla kullanacağınız araçlardır. Touring araçları drift amacıyla kullanılamazlar. Çeşitli mekanik düzenlemeleri ve lastik değişimine ihtiyaç duyarlar. Diferansiyel yağlarını değiştirmeniz gerekir vesaire. Veya işte diferansiyel kitliyse açmanız gerekir. Açık ise kitlemeniz gerekir. Kullanım amacına göre mekanik düzenlemeler yapmanız gerekir. Ancak nitrolu araçları yani on-road araçları ancak ve ancak touring amacıyla kullanabilirsiniz. Bunun sebebine gelecek olursak nitrolu araçların soğutma sistemi yani şurada görmüş olduğunuz soğutma sistemi bunu imkansız kılar. Şöyle ki nitrolu araçlar e, hareket ederken üzerinden geçen hava ile soğurlar. Üzerinde herhangi bir fan tertibatı yoktur. Elektrikli veya mekanik. Benzinli 1 bölü 5 araçlarda ise motorun şaftına bağlı olan bir fan bulunur benzinlerde. Bu fan ile e, araç soğur. Daha doğrusu motor soğur. Ancak nitrol motorlu araçlarda böyle bir sistem, düzenek yoktur. 1 bölü 5 araçlarda da MCDX4, MCDX5 gibi araçların e, drift'e müsait olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da on-road araçlardır drift amacıyla da gerekli düzenlemeler, mekanik düzenlemeler yapılarak kullanılabilir. Ancak drifte en müsait olan araç tipi elektrikli araçlardır arkadaşlar. Çünkü yakıtlı motorlarda da e, çok fazla boşta devir çevirme olayı, yani örnek veriyorum şöyle anlatalım. Benzinli bir aracınız var diyelim. Onunla drift yapıyorsunuz. Şimdi bu araç ileri giderken belirli bir yük ile hareket eder. Yani motora belli bir yük biner ve motor güç üreterek aracı hareket ettirir. Drift esnasında tekerler spin atar. Yani biraz bir, bir miktar boşta döner. Yakıtlı motorların boşta dönerken yüksek devirlere çıkması motora zarar verir arkadaşlar. Bu nedenle benzinli araçlarla drift atarken, drift yaparken çok fazla gaz vermemeniz gerekir. Çok fazla gaz vermeniz halinde motor boşta yüksek devir çevireceği için bu motora zarar olarak geri dönecektir. Nitro motorlu araçların drift aracını kullanılmasının sakıncalısı da şu şekilde anlatılabilir. Nitro motorlu araçlarda arkadaşlar herhangi bir fan tertibatı yoktur. Doğal yolla soğur. Bu araç ileri giderken kaç kilometre saatlik hızla gidiyorsa o hızla yakın bir miktarda kebin oluşturduğu kayıpları falan göz ardı edersek aynı ama kebin üzerindeki kebin e, hava akımını engelleyici bir etkisi vardır onun o kayıpları dahil edersek biraz daha az bir miktarda yani örnek veriyorum bu araç 40 km saat bir hızla ilerliyorsa daha az bir miktarda ama bu değere yakın şekilde bu aracın üzerinde de hava geçer arkadaşlar bu geçen hava ile bu nitro motor soğur üzerindeki görmüş olduğunuz ısıyı dağıtan, yüzey alanı artıran yapraklar üzerinden geçen havayla nitromotor kendini soğutmuş olur. Yani ısısını havaya bırakır. Ancak drift esnasında araç genellikle şöyle dairesel bir hareket çizdiği için bu soğutma işlemini gerçekleştiremez. Örnek veriyorum. Bu araçta %50 gazda örnek veriyorum yani %30 gazda veya %50 gazda işte 30 kilometre, 40 kilometre hız yapıyorsanız, bu aracın üzerinden de 30 kilometre, 40 kilometre hızlı hava geçer. Ama drift esnasında bu hızlı hava aracın üzerinden geçmiş olmaz. Bu da motorun ürettiği ısıyı, gücün yanında ürettiği ısıyı atamamasına sebep olur ve bunun sonucunda motor hararet yaparak stop eder. Hemen çok kısa bir bilgi verelim. Peki hararet yapan motor niye stop eder? yanma odası dediğimiz buji bujinin flamanı ile nitro motorlardan bahsediyorum. Pistonun üst noktası arasında bir basınç vardır. Motorun harareti arttıkça bu yanma odasındaki basınç daha da artar. Çünkü ısınan hava genleşir. Genleşen hava aynı ortamda, aynı hacme sahip ortamda bulunduğunda yüksek basınca sebep olur. Hacmi arttığı için. Basıncın artması sonucu Motor'a gelen yakıt yanma odasındaki basınç tarafından geri itilir ve motor yakıt alamadığı için stop eder. Bu bağlamda arkadaşlar nitro yakıtlı e, drift arabası olmaz. Özgür bir şekilde drift yapmak istiyorsanız fırçasız elektrikli motora sahip araçları tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Şöyle diyebilirsiniz ya mağazada gördüm nitro'lu drift arabası diye satıyorlardı. Arkadaşlar satan satabilir. Ama iş kullanma aşamasına geldiğinde size sıkıntı çıkaracaktır. Detayını anlattım. Şöyle de düşünebilirsiniz. Ya bunun üzerine bir fan taksak olmaz mı? Şimdi arkadaşlar bunu da belli bir hesaba dayandırmanız gerekir. Az önce bahsettiğim hava hızını sağlamanız gerekir. Örnek vereyim %50 gazda bu araç 40 kilometrelik hız yapıyorsa o zaman bu soğutucu kafanın üzerinden 40 km saatlik hızda bir hava geçirmeniz gerekir. Veya kaç metreküp saatlik debiye tekabül ediyorsa o debide hava geçirmeniz gerekir. Yani örnek veriyorum 8 cm rastgele bir kasa fanını buraya takıp bunu soğutamazsınız. Aynı şartı sağlamanız gerekir. Bunu sağlayacak bir fan çok güçlü bir fan olmalıdır. Bunu besleyecek bir batarya, bu fanı besleyecek bir batarya da büyük bir batarya olmalıdır. Bu aracın alıcı pilinden bunu besleyemezsiniz. Zaten alıcı pilini bitirirse araç kontrolden çıkabilir. Bu riskli bir şeydir. Ayrı bir kaynakla beslemeniz gerekir. Ancak aracı sürdüğünüz zaman dilimi 10 dakikalık bir sürüş imkanı sağlıyorsa bu araç 10 dakika boyunca o fanı besleyecek bir batarya kullanmanız gerekir. Bu araç üzerinden mesela örnek verecek olursak ne bu fana yer var ne de batarya yer var. Ayrıca ekstra ağırlık oluşturacağı için sürüş sürenizi kısaltır. Ve motorun performansını da azaltacaktır. Ekstra ağırlık, ekstra yük demektir. Bu nedenle bu tarz el yapımı uygulamalar verimli olmayacaktır arkadaşlar. Elinizde bir dolu bir araç varsa, on rot bir araç varsa bunu touring amaçlı kullanabilirsiniz. Ama yeni bir araç alacaksınız veya ikinci el alacaksanız drift amacınız varsa kesin olarak elektrikli veya üst bütçe için benzinli araçları tercih etmeniz gerekir. Tekrar söylüyorum benzinli araçlarda da teker bir nevi boşta döneceği için çok fazla devir çevirmemeniz gerekir. Çok gaz vermemeniz gerekir. Zaten yani driftin amacı da kontrollü bir şekilde aracı kaydırmaktır. Çok fazla devir verdiğiniz zaman araç kontrolden çıkar. O da zaten driftin keyfini vermez. Yani ikisi birbirini dengelemiş oluyor. Ama yine de dikkat etmekte fayda var. Özgür bir şekilde drift yapmak istiyorsanız elektrikli araçları tercih etmeniz yararınız olacaktır. Bu konuyu da arkadaşlar bilgim yettiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler ve iyi hobiler dilerim.